Saatimiz 8.40 oldu. Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan bu haberlerin ardından şimdi köşe yazarlarının yorumlarına geçeceğiz. Gazete Habertürk'ten Serdar Turgut'la başlayalım. Serdar Turgut, seçim kazanmak, iktidar yapmaya yeter mi diye soruyor yazısının başlığında. Mısır'daki iktidar deneyiminden sonra gelen darbeye gayet tabii ki ilkeler uğruna karşı çıkılacak ama ben bundan daha önemlisi olarak Müslüman arkadaşların o iktidar deneyiminde yaşananlar hakkında bir eleştiri ve öz eleştiri sürecine girmelerini beklerdim. Hiçbir ülkede darbe o ülkedeki iç güçlerin yarattığı uygun zemin olmadan sadece dış güçler tarafından yapılamaz. Müslüman kardeşler iktidara geldikten sonra öyle işler yaptılar. Toplumun bir bölümünü öyle bir yabancılaştırdılar. Dini duyarlılıklarını paylaşmasalar bile kendilerine demokrasi uğruna destek vermiş insanları öyle hayal kırıklığına uğrattılar ki bütün bunların üzerine gelecek korkuları, hayat tarzı kuşkuları ve hayal kırıklıkları da eklenince darbe koşulları oluştu. Yani dış güçler bu koşulları oluşturmadı. Sadece iç dinamikler nedeniyle oluşan koşulların üzerine yerleşip darbeye yardımcı oldular. Fakat Müslüman kesim içinde bu tür bir öz eleştiri maalesef yapılmayacak. Nerede yanlışlar yapıldı sorusu sorulmayacak. Bu belli. Seçim kazanmak Müslümanları iktidar yapmaya tabii ki yetmez. Sadece Müslümanları değil, seçim kazanmak hiçbir siyasi oluşumu iktidar yapmaya yetmez. Mısır'da bazı yorumcuların ihvanlaşma, benimse siyasi otoritenin dinselleşmesi dediğim bir durum yaşanmış ve toplumun bir kesimi dışlanmış, yabancılaştırılmıştır. Bu yüzden ihvan seçilmiş ama maalesef iktidar olamamıştır. Bu durumu propaganda malzemesi yapmak yerine Müslüman arkadaşların bu deneyi masaya yatırıp eleştiri ve öz eleştirilerini yapmalarını beklerdim. Son olarak şunu söylemeliyim. Seçimi kazanmanın Müslümanlara iktidar yapmaya yeteceğini ispatlayabilecek dünyadaki ilk ve tek ülke Türkiye'dir. AK Parti bunu hala başarabilir ama fırsatın elden kaçma tehlikesi olduğunu da seziyorum. Başbakanın balkon konuşmalarının bu ülkede demokrasiyi neden güçlendirdiği gerçeğini de herkes bu bağlamda hep hatırlamalı diyor. Seçim kazanmak iktidar yapmaya yeter mi başlıklı yazısında Serdar Turgut. Sabah gazetesinden Nazlı Ilıcak'ın köşesine bakacağız şimdi. Tutuklama sınırlanıyor diyor Nazlı Ilıcak. Bütün partiler anayasanın 48 maddesi üzerinde ittifak sağladı. Erdoğan, gelin bunları meclisten geçirelim diyor ama nedense muhalefet partileri karşı çıkıyor. Oysa önemli maddeler söz konusu. Mesela tutuklamaya ilişkin 9. madde. Her anayasa hazırlandığı dönemin iklimini taşır. Günümüzde büyük davalar dolayısıyla uzun tutukluluk sürelerinden yakınılıyor. Bu yüzden 9. maddede uzun uzun tutukluluğu istisnai bir durum haline getirme çabaları sergileniyor. Hem uzun tutukluluktan şikayet edeceksiniz hem de derde deva olan bir maddenin yasalaşmasını erteleyeceksiniz. Samimi bir davranış değil diyor Nazlı Ilıcak sabahtaki köşesinde. Milliyet'ten Fikret Bila, Kuzey Suriye sorunu başlıklı bir yazı kaleme almış. Bakın neler yazıyor. Kandil, bir yandan Türkiye ile müzakere sürecini Öcalan'la birlikte kendileri açısından yönetirken, bir yandan da Kuzey Suriye'de PKK yönetimi kurmaya çalışıyor. Bu yolda mesafe aldığı da ortada. Kandil'in amacı, dört parça tezine uygun olarak Kuzey Suriye'de kendi kontrolünde bir Kürt yönetimi kurmak. Böylece ortaya çıkacak Kuzey Suriye yönetiminin, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminden farkı, Barzani yerine doğrudan PKK'nın kontrolüne girecek olması ve şimdilik Suriye Anayasası'nda bir yerinin bulunmaması olacak. Kandil'in öncelikli amacı Kuzey Suriye'de özerklik adı altında da olsa Büyük Kürdistan projesinin Kuzey Irak'tan sonra bir ayağını daha oluşturmak. KCK PKK'nın benzeri amacı Türkiye'de müzakere yoluyla Güneydoğu'da özerklik elde ederek ulaşmaya çalıştığı da sır değil. Kuzey Suriye olgusu Türkiye açısından çözüm süreci bağlamında bir ikilemi de doğurmuş görünüyor. Öcalan'la yürütülen müzakere gereği Ankara PKK'ya karşı operasyon yapmıyor. PKK ise adam öldürmek dışında diğer terör ve propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Süreç böyle giderken Türkiye'den çekilmekte olduğunu açıklayan PKK, Türkiye'nin karşısına Kuzey Suriye'de komşu olarak çıktı. Şimdi Ankara'nın
Suriye'deki adı PYD olan PKK'nın bu hamlesini nasıl karşılayacağı sorusu gündemde. Bir yandan Türkiye'de barış yapıp diğer yandan Kuzey Suriye'de PKK PYD'ye karşı nasıl bir tutum izleyecek? PKK'nın Türkiye kanadıyla barış yapıp Suriye kanadıyla mücadele mi edecek, yoksa PYD ile de ayrı bir süreç mi başlatacak? Yoksa bu Suriye'nin iç işleridir mi diyecek, diyor Milliyet gazetesinden Fikret Vila, Kuzey Suriye sorunu başlıklı yazısında. Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce'nin yorumuna bakacağız şimdi. Erdoğan gitsin, AK Parti kalsın planı, diyor Hüseyin Gülerce. Gezi Parkı olaylarında ortak slogan Erdoğan istifaydı. Sayın Başbakan'ın hatalarını eleştirmek başka şey, onun ismi üzerinden yeni bir toplum mühendisliği projesiyle kampanya başlatmak başka bir şey. Sureti haktan görünüp Erdoğan'ı itibarsızlaştırma planı aslında AK Parti'ye ilk darbeyi vurma amacını taşıyor. Erdoğan giderse AK Parti sarsılacak, AK Parti sarsılınca siyasi ve ekonomik bir kaos başlayacak. Türkiye'nin istikrarını ve güçlenmesini istemeyenlere de gün doğacak, ellerini ovuşturacaklar. İnsafla söylemeliyiz ki AK Parti büyük hizmetler yapıyor. Erdoğan gitsin, AK Parti kalsın planı siyasi hayata müdahale planıdır. Bir iç dış dayatmadır. Birinci mesele böyle bir planın Erdoğan'ın şahsıyla ilgili olmadığıdır. Mesele AK Parti meselesi de değil, Türkiye meselesidir. Şimdi Erdoğan hedef yapılıp başka bir yol deniliyor. Partinin üç kurucusu Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasına fitne sokmaktadır. Da dahil her yolu deneyecekler. Gezi olayları sırasında buna teşebbüs de ettiler. Sayın Başbakan'a demokrat ol diye seslenenler, seçmen iradesi dışındaki plan ve projelere itibar edince demokrat mı oluyorlar? Erdoğan gitsin de isterse kıyamet kopsun demenin insafla bağdaşır bir yanı yok, diyor Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce. Ve Vatan gazetesinden Güngör Mengi'nin köşesine bakacağız. Demokrat ve adil düzen, diyor Güngör Mengi. 30 yıldan beri %10 seçim barajı uygulayan bir ülkeyiz. Siyasette orantısız gücün daniskasıdır bu baraj. %10'un altında kalmış partilerin oyları işleme girmediği için barajı aşan büyük partiler hak ettiklerinden daha fazla sayıda milletvekili çıkarmaktadır. AKP'deki eğilim seçim barajını 7 veya 8 düzeyine indirmek yönündedir. Yetersiz, bu ayıbın vebalini taşımaktan kimseyi kurtarmaz %7'lik baraj. 3 veya 4'e indirmeye razı olmak daha yapıcı bir seçim olur. Barajı makul seviyeye indirmenin övgüsünü iktidar partisi alacaktır ama muhalefetten de itiraz gelmeyecektir. Sistemin kaliteyi düşüren sorunlarından biri parti liderini sultan gücüne sahip kılmasıdır. Bu da millete değil, lidere bağımlı bir meclis kalabalığı yaratmaktadır. Gelen habere göre seçim bölgeleri 5-6 milletvekiline göre yeniden oluşturulacakmış. Bu tedbir milletvekilini çalışırken halka yaklaştırır ama yine de tam bağımsız kılamaz. Bağımsız vekilleri ancak dar bölgeli iki turlu seçim sistemi çıkarabilir. Hazine yardımındaki haksızlık da ilk fırsatta düzeltilmelidir. Hazine yardımını sadece mecliste grup kuran partiler alıyor. Neden? 3 parti korunacak, kalan 12 parti avucunu yalayacak. Gücü elinde tutanlar adil olmalı, diyor Vatan gazetesinden Güngör Mengi, Demokrat ve Adil Düzen başlıklı yazısında.